Merhaba arkadaşlar. Arı Yayınları 8. sınıf atölyem kitabında kazanım tadına sorular test 35'te dersimize devam ediyoruz. Sorulara başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Birinci soruya bakıyorum. ABC eşkenar üçgen, BAD ve DAC açılarının ölçüleri birbirine eşit arkadaşlar ve 30 derece. İfadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diye soruyor. Birinci ifadeye bakıyorum. AD BC'nin kenarortayıdır. Arkadaşlar, eşkenar üçgende açı ortay aynı zamanda kenar ortaydı ve aynı zamanda yükseklikti biliyorsunuz. AD BC diktir diyoruz o halde. Evet, aynı zamanda dik olduğunu gösterdim. Birincisi doğru, ikincisi de doğrudur. BE ve AD, BE ve AD birbirine eşittir diyor arkadaşlar. Birbirine eşittir çünkü yükseklikleri yani kenar ortayları birbirine eşittir diyoruz. Nerede? Eşkenar üçgende. O halde 1, 2 ve 3 doğrudur diyorum. D şıkkı sorumuzun cevabıdır. İkinci soruya bakıyorum. ABC üçgeni B açısı üçgeninde B açısı 100 derecedir. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar geniş açılı üçgen dikkat edelim. Şimdi ben bunun yüksekliklerini çizecek olursam. Şimdi B, AC kenarının yüksekliğine bakın. Burası bir yüksekliktir. Sıkıntı yok. Devam ediyorum. C köşesinden indirdiğim, AB kenarına indirdiğim yükseklik arkadaşlar. Bakın burasıdır. Yine A köşesinden indirdiğim arkadaşlar yükseklik olması için nerede birleşmesi gerekiyordu? Bu şekilde dışarıda birleşecek arkadaşlar. Geniş açılı üçgenlerde yükseklikler, şöyle yazayım. Şunu devam ettirecek olursak arkadaşlar bakın şöyle dışarıda kesişecek. O halde yükseklik geniş açılı üçgende üçgenin dış bölgesinde kesişir diyorum. Dış bölgesinde kesişir diyoruz. Yani A şıkkı yanlıştır. B'ye baktığımız zaman yükseklikler üçgenin köşesinde kesişir diyor. Köşesinde kesişebilmesi için dik açılı üçgen olması gerekir arkadaşlar. Dik açılı üçgenlerde üçgenin dik köşesine kesişirler. Üçgen olması gerekir diyelim. Evet. Açıortay üçgenin dış bölgesine kesişir diyor. Açıortaylar, şöyle açıortaylarımızı çizdiğimizi varsayacak olursak. Evet bakın üçgenin iç bölgesine kesişir. Üçgenin İç bölgesinde kesişir diyorum. Yani C şıkkı da yanlış oluyor. Evet. B de yanlıştı. C de yanlış oldu. Kenar ortaylar üçgenin iç bölgesinde kesişir arkadaşlar. Bu doğru cevaptır. Biz bunları şöyle temizleyecek olursam. Ve kenar ortayı çizdiğimi varsayalım. Evet. AB'nin ortası burası arkadaşlar. Karşı köşeyi birleştirdim. Evet, AC'nin ortasına B'den birleştirdik ve CB'nin ortasını birleştirdim. Bakın üçgenin iç bölgesine kesişir diyoruz. D şıkkı sorumuzun cevabıdır. Evet, üçüncü soruya bakıyorum. ABC üçgenine göre P noktası için aşağıdakilerin hangisi doğrudur diye sordu. Arkadaşlar P noktası bizim diklik merkezidir. Bir geniş açılı üçgende yüksekliklerin kesişim yerine diklik merkez diyoruz. Diklik merkezi geniş açılı üçgenlerde üçgenin dış bölgesinde kesişen noktaya diklik merkezi diyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız nerede? D şıkkında sorumuzun doğru cevabını görüyorum. Dördüncü soruya bakıyorum. Yanda izometrik kağıtta verilen üçgene göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. A şıkkına bakıyorum. BC kenarına ait yüksekliğin uzunluğu ile B açısının açıortayının uzunluğu eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi üçgenimize baktığımız zaman izometrik kağıt olduğu için bakın 1, 2 birim 1, 2 birim, 1 ve 2 birim.
O halde bu üçgen arkadaşlarım nasıl bir üçgendir? Eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgende yükseklikler aynı zamanda açıortaydı. O halde doğrudur diyorum. Bakın BC kenarının yüksekliği aynı zamanda kenarortaydır arkadaşlar. Veya açıortaydır. Üçü aynı anda sağlanıyor biliyorsunuz. O halde A şıkkı doğrudur. B'ye bakıyorum. AB kenarına ait kenarortayın uzunluğu ile BC kenarına ait yüksekliğin uzunluğu eşittir diyor. Arkadaşlar eşkenar üçgenlerde çizeceğimiz kenarortaylar, açıortaylar ve yükseklikler uzunluk anlamında birbirine eşitti. O halde şurayı da çizeyim. B şıkkı da doğrudur diyorum. Herhangi bir kenara ait açıortay, kenarortay ve yükseklik aynı uzunlukta olan doğru parçalarıdır. Bu da doğrudur dedik. Zaten göstermiş oldum. D şıkkına bakıyorum. AC kenarına ait yükseklik ile AB kenarına yükseklik farklı uzunlukta değil, aynı uzunluktadır arkadaşlar. Aynı uzunlukta olmalı. O halde D şıkkı yanlış cevaptır diyoruz. Beşinci soruma bakıyorum. Yukarıda verilen ABC çeşitkenar üçgeninde AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanıp açılıyor. AD katlama çizgisi oluşuyor. Buna göre DAC açısının ölçüsü, DAC şu açının ölçüsünü istiyor. Arkadaşlar bizim kenarı çeşitkenar üçgeninde kenarı diğer kenar üzerine getirmemiz, yani şu şekil açıortayı bulacağımız anlamına geliyordu. Açıortayı bulduğumuz anlamına geliyordu. O halde baktığımız zaman burası 44 ise bu iki açı birbirine eşittir diyorum. O halde DAC açısının ölçüsü de, evet, şöyle düzgün yazalım. ...44 derece olmalıdır diyoruz. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Altıncı soruya devam ediyorum. Şekildeki ABC üçgeninde AEEC'ye ADBC'ye eşittir arkadaşlar. DEAC'ye diktir ve DCB 20 derecedir diyor. Benden BAC üçgeninin ölçüsünü istiyor. BAC yukarıdaki soru işareti olan yeri istiyor. Şimdi arkadaşlar ben şunu görüyorum. Eğer AE ile EC birbirine eşit ve burada diklik varsa o zaman bu ADC üçgeni ikizkenar üçgendir. Çünkü yükseklik aynı zamanda kenarortaysa o halde ben şu kenarla, bakın şuradaki AD kenarıyla DC kenarında birbirine eşit olduğunu söylüyorum. AD kenarı ile DC kenarının uzunluğu da birbirine eşittir diyorum. Bakın burada aynı zamanda ne çıktı? Bir ikizkenar üçgen çıktı. Buraya da dikkat edelim. İkizkenar üçgende yükseklikler, kenarortay ve yükseklik aynı zamanda bizim için, yani şu DE'den bahsediyorum, aynı zamanda açıortaydır. Yani bu ikisi birbirine eşittir diyorum. Bir de DCB üçgeni, DCB üçgeni de ikizkenar üçgen arkadaşlar. O halde burası 20 derece ise taban açıları birbirine eşit olacak diyorum. Şu iki açı da birbirine eşit olacak. 180'den 20'yi çıkarıyorum arkadaşlar. 160 derece. 160'ı 2'ye bölersek 80 derecedir. B açısıyla D açısı diyorum. Bakın gençler şurada bir doğru açı görüyorum. Doğru açı. Şimdi ikisinin birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Bakın şurada eşitlik vardı. O halde 180'den 80'i çıkarıyorum. 100 derece şurada temizleyerek göstermek istiyorum. Bu iki açının toplamına eşit arkadaşlar. 100 derece bu iki açının toplamına eşit. O halde 100'ü 2'ye bölersem 50 derece olur. Bunun bir tanesi. Burası 50 derece. Burası da 50 derecedir diyorum. Şimdi 50 dereceyi gördüm. Burası 90 derece ise burası 90 derecedir.
Şimdi ADE üçgenine bakıyorum gençler. O halde ben A açısını bulabilmek için 90 ile 40, 50'yi topluyorum. 90 artı 50 140 derecedir. O halde A açısının ölçüsü, yani BAC açısının ölçüsü 180 derecedir. Üçgen iç açıları toplamı 140'ı çıkartırsak 40 derece olur diyorum. Doğru cevabımız B şıkkında yer alıyor. Evet. 7. soruyla devam edelim arkadaşlar. Yukarıda verilen üçgene göre AB kenarına ait kenar ortayın AB kenarına kestiği nokta K, AB kenarına ait yüksekliğin AB kenarını kestiği nokta L'dir. Buna göre KL'nin uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. Öncelikle AB kenarının kenar ortayını buluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11'im. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar ortayının noktası burası. Bunu şöyle birleştireyim arkadaşlar. Bu nokta K noktasıymış. Devam ediyorum. AB kenarının yüksekliği. AB kenarının yüksekliğini çizecek olursam. Buradan dik indiriyorum. Evet. Bu noktada L noktası arkadaşlar. Kaç birimdir diye soruyor bakın. 1, 2, 3 birimdir diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet, 8'in soruya bakıyorum. ABC üçgeninde AD BC diktir. Evet, dikliği göstermiş. BAD açısı CAD açısına da eşit arkadaşlar. O halde ben aynı zamanda ne görüyorum? Diklik ve açıklık ve diklik var arkadaşlar ve açıortay varsa aynı zamanda bu bir kenar ortaydır. Yani şu kenarlar da birbirine eşittir diyebiliriz. Şimdi sorumuza bakıyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. E'de EBC üçgeninde BEC açısının açıortayıdır. Evet arkadaşlar, kenar ortay olduğu için bu açılar da birbirine eşittir diyorum ve açıortaydır diyoruz. Doğrudur. Devam ediyorum. AD ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar ortaydır dedik. Göstermiştim az önce. Doğrudur. ABC ikizkenar üçgen olduğuna göre ABC ikizkenar üçgen olduğuna göre BEC ikizkenar üçgen değildir diyor arkadaşlar. İkizkenar üçgendir arkadaşlar. Üçgen olmak zorunda. Neden? Çünkü kenar ortay, aynı zamanda açı ortay ve aynı zamanda yükseklik var. O halde BEC de ikizkenar üçgendir. Evet, yanlış cevabı bulduk arkadaşlar. C şıkkıdır. BD ile DCD, BD ve DCD birbirine eşittir dedik. Zaten kenar ortay demiştim arkadaşlar. Evet, sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 9. soruya bakıyorum. ABC üçgeninde AB AC'ye eşittir. Evet, gösterdik. Ve diktir arkadaşlar. Buna göre yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur diye soruyor. AD BC kenarına ait yüksekliktir. Evet. AD yüksekliktir arkadaşlar. Zaten dikindi. Doğrudur. AD kenar ortaydır. Yani şu iki kenar birbirine eşittir. İkizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortaydı ve aynı zamanda açı ortaydı arkadaşlar. O halde doğrudur. Evet. Üçüncü seçenekte açı ortaydır dedi. Bu da doğrudur diyorum. BD ile DC birbirine eşittir. BD ve DC. Bakın zaten eşit olduğunu gösterdik. Doğrudur diyoruz. BAC açısı, BAC açısı, yani şu açı DAC açısına eşit değildir arkadaşlar. Zaten iki katıdır arkadaşlar. Öyle düşünüyoruz. Yani şunun ikisinin birbirine eşit olması mümkün mü? Değil. Bu açı tamamı, diğeri sadece bir parçası. Yani yarısı kadardır aslında. O halde en son şık yanlış oldu. Kaç tane doğrumuz var? 1, 2, 3, 4 tane doğru vardır diyorum. B şıkkı doğru cevaptır. Onuncu soruya bakıyorum. ABC'de paralel kenar DE ve AE açıortaydır arkadaşlar. Zaten gösterdim. BD AF'ye eşittir. Evet, kenar ortaylarımızı gösterdi. EF 10 santimetre, DC 14 santimetredir diye söylüyor. Buna göre çevre ABCD'nin çevresini istiyor. Şimdi arkadaşlar, EF DF'ye ve aynı zamanda FA'ya eşittir.
EF'nin uzunluğu DF'nin uzunluğuna ve aynı zamanda AF'nin uzunluğuna eşittir diyorum. Peki bu nereden geldi? Onu ispat edelim öncelikle. Ben şurada bir dik açı görüyorum arkadaşlar, bakın. Burası dik açıdır. Dik açı olduğunu nereden anlıyorum? Şimdi bak, ben bu D açısına, açıortay olduğu için bu ikisine AA desem, buraya B ve B desem, paralel kenarda ardışık kenarlardaki köşelerdeki açıların toplamı 180'di. 2A ile 2B'nin toplamı 180 derecedir diyorum. O halde iki parantezini alacak olursak, buradan A artı B'nin her iki tarafı 2'ye bölersem 90 derece olduğunu görüyorum. Yani A ile B'nin toplamı 90. Üçgen iç açıları toplamı 180'di. A ile B 90'sa arkadaşlar, burası da 180'i tamamlayan 90 olmak zorunda diyoruz. Dik üçgende kenar ortay arkadaşlar aynı zamanda muhteşem üçlüyü oluşturuyordu. Yani şurayı temizleyecek olursam, şu üçü birbirine eşit olmak zorundaydı. O halde burası 10'dur, burası 10'dur diyorum. Benden çevre istemişti arkadaşlar. Yani burası 20 santimetre. Burası 14 santimetreydi. Paralel kenarın çevresini dikdörtgen gibi düşünebiliriz. 14 artı 20'yi 2 ile çarparsam çevreyi bulurum. 14 ile 20 topluyorum. 34 çarparsak 68 santimetredir diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkında yer alıyor. 11. soruya bakıyorum. ABC üçgeninde BD ile DC birbirine eşittir. ABC üçgeninde yüksekliklerin kesişim noktası A olduğuna göre. A olduğu ne demektir arkadaşlar? Bu bir dik üçgendir demek. Dik üçgendir. Yani A köşesi dik açı demektir. Dik açı da arkadaşlar, dik olmayan kenara indirilen doğru. Aynı zamanda kenar ortayda. O halde burada bir muhteşem üçlü çıkıyordu hatırlarsanız. O halde BC'nin uzunluğu, bakın burası 6 ise burası da 6'dır, burası da 6'dır. BC'nin uzunluğu 6 artı 6'dan 12 santimetredir. B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. Evet, devam ediyorum. 12. soruya bakıyorum. ABC üçgen, AB ile CE birbirine eşit arkadaşlar ve 12 santimetre. AB ile CE. BE 4 santimetre. BE. Şurası 4 santimetre. AC 20 santimetre. Evet, göstermiş. CA ile AE de birbirine diktir diyor. Buna göre BD'nin uzunluğu kaç santimetredir diye sordu arkadaşlar. Yani şu yüksekliği soruyor. Şimdi arkadaşlar, ben burada şunu görüyorum. Üçgenin açılarının yola çıkalım diyorum. Alan ABC. Alanı bularak yola çıkmak istiyorum. ABC üçgenin alanını. Ben iki yoldan bulabilirim. Birincisi, AC'yi taban kabul ederim. Yüksekliği görmem gerekir. Ama bilmediğim için o halde AB tabanını görüyorum arkadaşlar. Bakın. AB ile AB'nin tabanıyla onun yüksekliği 12. O halde 12 çarpı 12 bölü 2 diyorum. 144 bölü 2'den 72 santimetre karedir diyoruz. Bu 72 santimetre kare aynı zamanda arkadaşlar bizim için bütün üçgenin alanıydı. O halde bir de AC'yi tabanı kabul ederek yine alan ABC'de eşittir 72 santimetre kare diyorum. AC'yi yazıyorum. AC çarpı DB yükseklikti. Bölü 2'den buradan arkadaşlar AC'nin değerini biliyorum. 72 ile 2'yi çarpıyorum. İçler dışlar çarpımında 72 çarpı 2. AC 20 santimetreydi. 20 çarpı DB'den her iki tarafı 20'ye bölecek olursak DB'nin değerini buluruz. 24, 72 ile 2 çarpıyorum. 144 bölü 20 eşittir DB'nin uzunluğu diyorum. 2 ile sadeleştirsem ne olur? 72 bölü 10 olur arkadaşlar. 72 bölü 10 da 7 tam 10'da 2 santimetre olur diyoruz. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Evet arkadaşlar, burada testimizi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.